Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Güllü Baba ve Galatasaray konusunu işleyeceğiz. Galatasaray'ın renkleri nasıl oluştu? Galatasaray Lisesi'nin kurulmasına öncülük eden ilk kişi kim? Güllü Baba kimdir? Gül Baba kimdir? Bu konularda bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Haydi videomuz başlasın. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra tahta 2. Beyazıt, oğlu 2. Beyazıt geçer. Seferden döndükten sonra İstanbul'da avlanırken burnuna çok güzel kokular gelir. Koku o kadar güzeldir ki anlatılmaz tariftedir. Atını hemen durdurup sorar. Bu güzel kokulardan nereden gelir böyle? Veziri hemen araştırıp size bilgi vereyim efendim der. Kısa bir süre sonra da ikinci beyazıtın yanına gelir. Devletli padişahım. Babanız cennet mekan Fatih Sultan Han'ın gazilerinden gönlünü doğaya adamış pirifani ilim irfan sahibi İstanbul fethi gazilerinden şu yamaçları güllerle ve dahi türlü çiçeklerle bezeyen nur yüzlü gül baba adında bir zatın bahçelerinden gelmektedir bu kokular sultanım der. Sultan II. Beyazıt bu sözleri duyunca merhum babamın bu gazi askerini ziyaret etmek boynumun borcudur. Ve Gül Baba'nın bahçelerine doğru da atını sürer. Kulübeye yaklaştıkça buram buram gül kokuları artmakta gönüllere ferahlık düşmektedir. Tarifi olmayan duygular hissedilmektedir. Sultan ve değerli misafirlerinin geldiğini gören Gül Baba padişah ve heyetini kapıda karşılar. Padişah daha atından inmeden sorar. Savaşta bastığı yeri sarsan, barışta oturduğu yeri gül bahçesine çeviren yiğit asker, "Esselamu aleyküm." Gül Baba kendine yapılan bu iltifatlar karşısında mahcubiyet içinde zat halinizden böyle iltifatlara mazhar olmak benim için ne büyük şereftir sultanım. Sağ olasınız, var olasınız. Sen ki İstanbul'u fetheden ordunun bir neferi olarak şereflerin en büyüğünü almışsın gül babam. O büyük şerefin yanında bizim sözlerimizin hükmü mü olur der padişah. Padişahın sözü sonrası Gül Baba tebessümle başını öne eğerken padişahı hanesine buyur eder. Beyazıt Gül Baba'nın gösterdiği mindere bağdaş kurup oturur ve onun kendi elleriyle pişirdiği kahveyi yudumlayıp yorgunluğunu giderir. Sonra da Gül Baba'ya uygun görürsen seni saraya alalım. Artık çalışma yaşlılık devrini dinlenerek sarayda geçir der. Gül Baba sağ olun sultanım. Şahsımıza dair sizden hiçbir isteğimiz yoktur. Burada oturmak benim için daha iyidir. Lakin illa bir hizmet yapayım isterseniz şu kulübemin ve çevresinde bulunduğu yere bir mektep, medrese yaptır ki memleketin evlatları ilim, irfan sahibi olsunlar. Bulundukları yerleri aydınlatsınlar der. Gül babanın sözleri padişahın çok hoşuna gider. Gül babanın türbesinden ayrılırken Gönlün rahat olsun gül baba. Dilediğin olacaktır der. Ardından bahçeyi gezmeye koyulurlar. Padişah gül bahçesini gezerken hayran kalır. Gül baba ise bahçesinden seçtiği en güzel güllerden demetler yapar. Padişah saraya dönerken yanında bir demet sarı, bir demet de kırmızı gül vardır. Çok kısa bir süre sonra Gül Baba'nın bahçeleri ve etrafına büyükçe bir bina yapılır. Çok uzun yıllar yapılan bu bina okul olarak hizmet verir Ali Osman'a. Zamanla yapılan bu bina hastane olarak görev yapar. Yıllar sonra 1868 yılında Mektebi Sultani adıyla yeni bir kimliğe bürünen okul, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte de Galatasaray Lisesi adını alır. Gül Baba'nın Sultan II. Beyazı'da verdiği o güzel kokulu sarı ve kırmızı güller Galatasaray Lisesi'nin sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nün sembol renkleri olur. Gül Baba'nın türbesi bugün o bölgede Galatasaray Lisesi yakınlarında bulunmakta ve ziyaretçilerinden fatihalar beklemektedir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Memleketimizde tanınmış 3 Gül Baba vardır. Bunlardan birincisi Edirne'de meftundur ki halk arasında göl baba diye de adlandırılmaktadır. Cevri tarihinde bu zata ait malumat vardır. Kendisi Fatih Sultan Mehmet devrinde yetişmiş ve İstanbul'un fethine iştirak etmiştir. Sonra da fetih sonrası Edirne'ye dönmüş ve oraya yerleşmiştir. Türbesi de köyde harabe halde bulunmaktadır. İkinci Gül Baba ise konumuzda değindiğimiz Gül Babadır. Galatasaray Mektebi'nin kuruluşunda mühim rolü olan zattır. Üçüncü Gül Baba ise Macaristan'da Budin şehrinde gömüldür. Çok kısa süre önce birkaç yıl önce Gül Baba Vakfı tarafından restore edilmiş Devletimizin en büyük yetkilisi Cumhurbaşkanı tarafından da e, ziyarete açılmıştır. Ve bu türbe Tuna Nehri kıyılarındadır. Bu türbe Kanuni Sultan Süleyman devrinde e, yapıldığı da zannedilmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzda Gül Baba'yı Galatasaray'ın sarı kırmızı renklerinin nereden geldiğini, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuna dair bilgiler edindik. Bu bilgilerin bu ve bunun gibi bilgilerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bunlar bize manevi olarak büyük destek verecektir. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.